Şimdi Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşacaklar. Buyurun Sayın Soylu, süreniz 40 dakika. Buyurun. Lütfen sessizliğimizi muhafaza edebilir miyiz sayın milletvekilleri? Buyurun Sayın Soylu. Sayın milletvekilleri lütfen, konuşmacı kürsüde hazırlığını yapıyor. Sayın Başkan, sessizliğimizi muhafaza ediyoruz. Sayın milletvekilleri. Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok saygıdeğer milletvekilleri. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın bütçe sunumu vesilesiyle huzurlarınızdayım. Gerek bütçemizin, gerek bu yılımızın, gerekse önümüzdeki yılımızın hem ülkemize, hem milletimize, hem de insanımıza hayırlar getirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Aslında bugün burada bir yıl boyunca ve önümüzdeki bir yılda bu ülkenin huzuru, asayişi, insanlarımızın bir arada kardeşçe yaşayabilmelerini temin edebilmek için, bir taraftan etrafımızdaki coğrafyada göçle karşı karşıya kaldığımız hepimizin acı hatıraları ama henüz belki de yaşını doldurmayan çocukların travmaları ve vicdanımızı sorgulamalarıyla karşı karşıya kaldığımız mücadelede neler yaptığımızı anlatmak isterdim. Neler yapıldığını, Türkiye'nin ne büyük ülke olduğunu ve bunun yanı sıra bir taraftan belki de 2018'in en temel problemlerinden birisi olacak ve her birimizin işimizi bir kenara bırakıp ülkemizi ve nesillerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceğimizi konuşmak isterdim. Ve yine bir taraftan DAEŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan PKK, bir taraftan DHKPC gibi özellikle 15 Temmuz sonrası evet Türkiye'yi zayıf yakaladık deyip bizi devreden çıkartabilmek, bizi hedeflerimizden uzaklaştırabilmek için çaba sarf edenlere karşı şu meclisin ortaya koymuş olduğu iradeyle ve bugün sınırlarımızda, kırsalda, sınırımızın ötesinde ve gözünü kırpmadan mağaraya girerken şehit olacağım olmayacağım hesabını yapmadan sadece bu ülkenin başına musibet olmuş bir takım belalardan bu ülkeyi kurtarmak üzerine düşen görevi yapanların ortaya koymuş olduğu kahramanlıkları sizle paylaşmak isterdim. Ve burada bir taraftan bunları ortaya koyar ve gerçekleştirirken diğer taraftan biraz önce vizyonsuzlukla suçlandığımız bir anlayış içerisinde aslında nasıl bir vizyon oluşturmaya çalıştığımızı ve bu vizyonun Türkiye'nin geleceğine ait bir siyasi partinin, bir hükümetin, bir liderin önderliğinde nasıl şekillendiğini ve 2016'nın, 2017'nin tarihsel süreci içerisindeki sorumlulukların hep birlikte nasıl taşındığını sizle paylaşmak isterdim. Keyifle anlatmak isterdim. Bir taraftan beşeri ve lojistik kapasitemizi arttırmamızın temel felsefesinin ne olduğunu. Yine keyifle anlatmak isterdim. Nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, nasıl Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, nasıl bir taraftan jandarmamızın, nasıl o
birbirlerinin PTS'sini, plaka tanıma sistemini görünce mutlu olan jandarmanın, polisin bir arada evet bir kabiliyetimizi, bir kapasitemizi geliştirdik daha. Bir taraftan teröristi kaçırmamak için, insanlarımızın evlerinde rahat ve huzurlu uyumalarını temin edebilmek için, çocuklarımızın okullarına rahat gidebilmelerini sağlayabilmek, alışveriş merkezlerinde hafta sonu rahat bir şekilde ailelerin alışverişlerini yapabilmesini temin edebilmek için, alışveriş merkezlerinden mobil istasyonlara kadar her yerde nasıl bir entegrasyonu sağladığımızı keyifle size anlatmak isterdim. Ve yine sizlere bütün saatim boyunca anlatmak isterdim ki bu ülkede hizmet kalitemizin, kamu verimliliğimizin, yalınlaştırma anlayışımızla vatandaşımıza vereceğimiz hizmette nasıl bir takım bürokratik katmanın azaltılacağını ve birçok işlemin rafa kaldırılacağını ve vatandaşımızın artık rahatlayacağını size anlatmak isterdim. Yine anlatmak isterdim. Önemli bir takım ortak politika belgeleri gerçekleştirmek ve bu ortak politika belgeleriyle bizden önce olanlardan, bizden sonra olanlara bana nasıl devredilmişse bizden sonrakilere de bir politikanın nasıl yürütebileceğini, devredebileceğimiz bir anlayışı onlarla paylaşmayı ve sizlerle paylaşmayı anlatmak isterdim. Ve yine aslında belki de kamu sistemimizin en temel isteklerinden birisi olan performans ölçmeyi, değerlendirmeyi, eksiklerimizi görmeyi ve tamamlamanın kendi sistematiğimiz için nasıl olduğunu anlatmak ister ve aslında hükümetimizin ortaya koymuş olduğu bu politikaların nasıl bakanlığımızda gerçekleştiğini sizle paylaşmak isterdim. Daha bu kadar da değil aslında. Yine anlatmak istediğim çok önemli ama çok önemli bir mesele daha var. O da şu. Evet. Bu ülkede tam 2017 yılı içinde tamamlanmadan 2140 teröristin nasıl etkisiz hale getirildiğini ve bir rekor olarak dağda, bayırda, karda, sonbaharda, kışta 2500 metre, 3000 metre yukarıda girilemeyecek denilen yerlerde girerek sığınaklardaki mühimmatları, sığınaktaki silahları bir şekilde bu ülkede bizim evlatlarımızın nasıl bir şekilde yok ettiğini anlatmak isterdim. Ve yine anlatmak isterdim ki terör örgütüne 11 ayda geçen yıl toplam 633 katılım varken bu yıl sadece ve sadece 117 katılım olduğunu ve bu 117 katılımda da Kasım ayında sadece 4 katılım olduğunu anlatmak isterdim. Yine anlatmak isterdim. Son 30 yılın en başarılı ve en düşük katılımının gerçekleştirdiği bir yılı bu meclisin teröre karşı gösterdiği iradeyle beraber sağlandığını, şuna inanın ki ortaya koyduğunuz irade şu anda ta Şırnak, Şemdinli'nin ötesindeki Zertepe'de bizim topraklarımızda değil, başka topraklarda ay yıldızlı bayrağı diken insanın, oradaki bizim evlatlarımızın, Mehmetçiğimizin tam da vücudunun bütün her tarafında kendisini hissettirdiğini anlatmak isterdim. Yine size anlatmak isterdim. Acaba bizim evlatlarımız sokağa çıkarken bu ülkenin polisi, bu ülkenin istihbaratı, bu ülkenin jandarması ne yapıyor? Güvenli midir, değil midir derken 675 önemli olayı engelleyen kahramanlarımıza hepinizin huzurunda burada teşekkür etmek isterdim. Ve yine aynı kahramanlarımızın ana muhalefet partisinin yürüyüşünde hem de gecesini gündüzüne katarak hiçbir şey düşünmeden sadece ve sadece o yürüyüşün sağlıklı bir şekilde hitama erebilmesini sağlayabilmek için elinden nasıl geleni ortaya koyduğunu sizle paylaşmak isterdim. Yine sizle paylaşmak isterdim. Lütfen bozmayın. Bu ülkenin lütfen. En önemli onurlarından birisi olan dün Heronları İsrail'den alırken, dün Predatörleri Amerika'dan isterken, bize vermezlerken, bizim evlatlarımızın ay yıldızı, evet ay yıldızlı armayı o insansız hava araçlarının göğsüne bastığı zaman aslında bizim geleceğimize ait ve bu ülkenin dirilmesine ait bir anlayışı gerçekleştirdiklerini ve bizim evlatlarımız ay yıldızlı nüfus kağıdı olan evlatların bunu yaptığını ve sonucunun da ayda 2000 saat havada gezen ve bu ülkeyi sıkıntıya uğratmaya çalışanlara karşı
bu ülkenin güvenliğini ve esenliğini koruduğunu anlatmak isterdim. Yine size anlatmak isterdim. Bu ülkede özellikle Sayın Akar, bizim, evet, insanımızın Sayın ticaretini Akar. İnsanımızın bakın, ticaretini rahat yapmasını temin edebilmek için, bırakmayın beni. İnsanımızın yarına esenlikle lütfen bakabilmesini temin etmek için bu kadar işimizin arasında FETÖ'yle uğraşırken, terörle uğraşırken, asayişle ve uyuşturucuyla uğraşırken, evet, acaba burada FETÖ gider de birisi boşluğu doldurmaya çalışır mı diye organize suç çetelerinin bir şekilde kendilerine palazlandırmasına fırsat vermemek için bir taraftan FETÖ organize örgütüyle, FETÖ suç örgütüyle uğraşırken, diğer taraftan da 2014'te 146 olan, 2015'te 155 olan, 2016'da 129 olan, 2017'de de 244 olan organize suç çetelerine ve toplam neredeyse her yılları ikiye katlayan organize suç örgütü mensuplarının gözaltına aldığı, tutuklandığı 829, hala bugün devam eden, yıl sonuna kadar devam eden ve milletimizin ticaretini, milletimizin yarınlarını, anlayışını ulaşmaya çalışmasını engelleyen bu organize suç örgütlerine nasıl cevap verdiğimizi, nasıl hadlerini bildirdiğimizi size anlatmak isterdim. Yine size anlatmak isterdim. Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Buyurun efendim. Bakın, bu kadar kişi var salonda, bir tek sesini yükselterek konuşan Sayın Akar ve Sayın Ağbaba. Grup Başkan Vekiliniz itiraz ediyor, yine onu da dinlemiyorsunuz. Lütfen. Buyurun Sayın Bakan. Sayın yine Bakan, buyurun. Devam edebilir miyim efendim? Buyurun, buyurun. Yine size anlatmak isterdim. Evet, Türkiye'de 2010 yılından 2017 yılına kadar Türkiye'de uyuşturucu mücadelesiyle bu kadar sıkıntılı bir süreç geçirmemize rağmen, dikkat edin, 21 bin emniyet amirimizden, emniyet yöneticisinden 8 bin tane kalmasına rağmen herkes dişini tırnağına takarak bir büyük mücadeleyi ortaya koydu ve 119.619 uyuşturucu olayı, uyuşturucu operasyonu toplam 126.000'den 167.173'e de uyuşturucu şüpheli sayılarını çıkardık. Yetmedi. Yine ifade edeceğim size. Bir taraftan ele geçirilen toplam kokain miktarını geçen sene 506'dan bu sene 1406 kiloya çıkardık. Bunlar öyle kolay olan işler değildir. Oturduğunuz yerden görünen işler falan değildir. Hayatınızda hayal edemeyeceğiniz, hiçbir zamanda hayal etmek durumunda olamayacağınız işlerdir. Bir taraftan ekstazi miktarını, evet, yaklaşık 3.783.000'den 8.339.000'e yıl bitmeden yakalamalarını çıkaran buradaki teşkilatımızı, jandarmamızı, polisimizi hepinizin huzuruna tebrik ediyorum. Ele geçirilen ki en önemli meselelerden bir tanesi metamfetaminin, yani bunun en önemli ana maddelerinden birisi olanın neredeyse iki katından daha fazla olması gerek olduğunu ve yakalandığını sizlere anlatmak isterdim. Ve yine sizlere anlatmak isterdim. Özellikle asetik anhidritin, yani 1588 litreden 20.453 litreye çıktığını sizinle paylaşmak aslında ne büyük bir kahramanlığı. Bir taraftan terör örgütünün finansal kaynaklarını keserken, diğer taraftan da çocuklarımıza illet olmaya çalışan ama hala tedirginliği yaşadığımız bir meselede 2018'de daha çok önemli sonuçlar almamız gerektiğini sizle paylaşmak isterdim. Yine sizle paylaşmak isterdim. Ele geçirilen kaptagon miktarının geçen sene 12 milyonken şu anda 28 milyon 326 bin 220'ye çıktığını ve bunun iki katından daha fazla bir noktaya çıktığını ama bunun hala bizim için yeterli olmadığını sizinle paylaşmak isterdim. Ve yine söylemek isterim ki bütün bunlarla birlikte belki de en önemlilerinden bir tanesi ele geçirilen eroin miktarının 5.585 kilodan 17.186 kiloya çıkarıldığını ve hala büyük bir mücadelenin ortaya koyduğunu ve bunun, evet, bir taraftan koordinasyonla, bir taraftan da entegrasyonla geliştiğini bir şekilde sizle paylaşmak isterdim. Yine bunun yanı sıra bir taraftan bunu yaparken
Bunu yaparken bir taraftan 44.038 kişinin evet FETÖ münasebetiyle görevinden uzaklaştırıldığını ve ihraç edildiğini, aynı zamanda da FETÖ ile ilgili 21 önemli operasyon ve çalışma yapıldığını ve her birinin de başarılı bir şekilde Türkiye'nin her tarafında gittiğini anlatmak isterdim. Demin Antalya'dan bir arkadaşımız aradı. Allah razı olsun dedi. Bu devlette görev yapan, biz bu işin nasıl sonuçlanacağını düşünüyorduk. Bir taraftan asayişle devam ederken bu FETÖ illeti nasıl çözülecek, nasıl hücrelerine girecek diye beklenirken, bir taraftan CHP'nin kaset şantajı soruşturmasını kimin yaptığını, bunları kimin organize ettiğini biraz sonra anlatacağım. Ve onlara niçin dokunulmadığını bir şekilde burada ortaya koyacağım ve gerçekleştireceğim. Ve yine 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 159.506 kişinin gözaltına alındığını, 47.523 kişinin de evet tutuklandığını sizle paylaşmak istiyorum. Evet, bütün bunları anlatmak istiyordum. Aslında anlatacağım başka işler de vardı. Meclisimize söylemek zorunda olduğum, bu 15 aylık 16 aylık görev süremi içerisinde gördüğüm, bir siyasetçi olarak gözlemlemeye çalıştığım, nasıl bir süreç ortaya koymamız lazım geldiğini endişelerim vardı. Afganistan'daki afyon üretim miktarının %85 arttığını, önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelebilecek eroin sayısının, eroin miktarının daha fazla olacağını, bunun için her birimizin sorumlu olması lazım geldiğini, %85 kadar artan bir eroinin Türkiye için ciddi bir tehlike olabileceğini sizinle paylaşmak isterdim. Ve yine esas itibariyle burada sizinle paylaşmak isterdim. Biz, evet, bir taraftan dünyanın yeni normalinin ne olduğunu, niçin İngiltere'de, Londra'da ağır makineli özel harekat polislerinin ana caddelerde gezdiğini, niçin Fransa'da, Paris'te gezdiğini, niçin Hamburg'da gezdiğini, niçin Amerika'da, Las Vegas'ta gezdiğini, acaba Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sırf İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini ortadan kaldırabilmek için oluşturulan Avrupa Birliği'nin ve bir taraftan da Doğu Bloku'nun o duvarlarının yıkılmasının aslında hiçbir işe yaramadığını, 21. yüzyılın hiçbirimizin tahmin etmediği gibi bir tabloyla karşılaştığını, vekalet savaşlarının ne olduğunu, bir taraftan DAEŞ'in nasıl üretildiğini ve aslında Suriye'de, Irak'ta neler yapılması lazım geldiğini ve bizim ülkemizin hangi tedbirleri alması lazım geldiğini kendi güvenlik bağlamımızda, bu yeni normalin güvenlik açısından, ekonomi açısından, demokrasi açısından, uluslararası ilişkiler açısından bize neyi oluşturmaya çalıştığını, bu yeni normali iyi anlamamız lazım geldiğini ve bütün dünyada bu yeni normali anlayanların ancak başarılı olabileceğini sizinle paylaşmak isterdim. Ve bir taraftan da esas itibariyle bütün bunlarla birlikte bizim büyük Türkiye hikayesinin çocukları olduğumuzu, ecdadımızda, tarihimizde, manevi mirasımızda Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun bize bu hikayeyi bıraktığını, bize koskoca bir kızıl elma bıraktıklarını ve o kızıl elmayı bir şekilde yarına ait taşıma zorunluluğu olduğumuzu burada ifade etmek ve anlatmak isterdim. Ve o güzel hikayemizi, Cumhuriyet'le süslediğimiz güzel hikayemizi daha sonra nasıl acılarla, nasıl travmalarla yok etmek istediklerini, bizi korkutarak ve ürküterek yok etmek istediklerini ama bugün emrinde çalışmaktan onur duyduğum Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kızıl elmaya, bu ülkeyi ulaştırmak için nasıl adım atmaya çalıştığını size anlatmak isterdim. Çok çok tarihi ve samimi bir takım değerlendirmelerde konuşmamın sonunda bulunacağım. Hayatınızda hiç yüzleşmediğiniz şeylerle karşı karşıya kalacağım. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Çok çok samimi değerlendirmelerde, çok samimi anlatımlarda bulunacağım. Bakın biz siyasetçiyiz. Biz halkın karşısında, ailemizin karşısında, bakkalın karşısında şeffaf insanlarız. Biz birilerinin yetiştirmesi hiç olmadık. Biz birilerinin güttüğü ve yürüttüğü adamlar olmadık. Biz Allah'ın önüne secdeye eğildiğimiz zaman ya Rabbi senden başkasına tapmıyoruz diye dua eden ve ondan korkan ve ona umut eden bir yaratığız, bir insanız. Biz geçmişte ne yaşadığımızı bilen bir anlayışın kendisiyiz. Ve şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bizim hikayemizde tahta sandık var. Bizim hikayemizde tahta idam sehpası yok. Bizim hikayemizde demokrasi var. Bizim hikayemizde darbe yok. Bizim hikayemizde insanlara hürmet var. İftira yok. Onların altına çelme atmak yok. Bizim hikayemizde bu millete idam edilmesine rağmen
korkmayan, ürkmeyen Adnan Menderes'in davasını, Özal'ın davasını, Erbakan'ın davasını hangi mesele olursa olsun yarına taşıyan bir anlayışın kendisi var. Bizim hikayemizde arkamızda bıraktığımız kirlilikler ve pislikler yok. Biz siyasetçiyiz. Ailemizin yüzüne bakarken, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakarken onun yüzüne nasıl baktığımızı bilen, kursağımızdan helal lokma geçmesinin sadece bizimle alakalı değil, bu dünyayla ve öteki dünyayla alakalı olduğunu bilen, Allah'tan da korkan, milletten de korkan insanlar olarak burada siyaset yapıyoruz. Şunu hatırlıyor musunuz? Şu idam fotoğrafını hatırlıyor musunuz? Bu idam fotoğrafına nasıl gidildiğini hatırlıyor musunuz? Bu idam fotoğrafına. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimize de bir şey söylemek istiyorum. Bakın, bu travmaları yaşadık hep beraber. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir grup, aynen bugün olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi kurulduğu ideallerin dışında başka bir noktaya taşımaya çalışmaktadırlar. Bu 1960'da yaşandı. Bu bizi temel değerlerimizden, manevi değerlerimizden, milli değerlerimizden ayırdığı noktada yaşandı. Bu 1980 darbesine giderken, Türkiye'yi sağ sol çatışmasının içine sokarken inadına fitleyerek yaşandı. Bu 28 Şubat'ta bu ülkenin kendi değerlerini ötekileştirmeye çalışırken alkışlayanlar tarafından yaşandı. Bu her zaman yaşandı. Sayın Ağababa. İçimizdeki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki bu fitne odağını tarumar etmedikçe, yok etmedikçe 71 yıl daha iktidara gelemeyecektir, bunun böyle olmasını bilin. Bakın burada ne yazıyor? Bakın, bugün aynı iftiralar var. Cesetler yem makinelerinde kıyılıp toz haline getirilmiş. Bu nerede? Bu İstanbul Üniversitesi'ndeki çocuklar için. Bunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Belki Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bilmiyorsunuzdur. Ama anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir genel sekreteri vardı. Kamil Kırıkoğlu. Ben hatıralarını okudum. Sizden kaçınızın okuduğunu bilmiyorum. Kamil Kırıkoğlu İsmet İnönü'ye diyor ki, böyle bir şey yokmuş, biz ne yapacağız diyor. Bırak vatandaş millet öyle bilsin diyor. Hatıralarında var. Okuyun. Evet. Darbenin hemen sonrasında, ben 80 dakika sesimi çıkarmadan iftiralarınızı dinledim. Onlara da cevabı vereceğim. Suçlular, evet, burada İsmet İnönü'nün darbeyi yapan askerlerle şimdi bizim çocuklarla yaptığımız çakı var. Evet, bir taraftan bütün bunların sonucunda rahmetli Adnan Menderes'in idamı var. Yine bunun ötesinde siz Türkiye'nin en önemli maliye politikalarının, evet, duayeni olarak bilinen Hasan Polatkan'ın 4 milyon lira zimmetinde çıktığı iftirası. 4 milyon lira. Geliyor şimdi. Geliyor. 4 milyon lira zimmetinde çıktığı iftirası. Evet, yine aynı anlayışın, aynı iftira anlayışının, aynı hakaret anlayışının sonucu. Siz ne zannediyorsunuz? Bu ülkenin cumhurbaşkanı ve Açış dergisi bu dergiyi iyi bilirsiniz. Biz çocukluğumuzda bu dergilerle büyüdük. Bu dergilerin hangi haksızlıklar ortaya koyduklarıyla büyüdük. Ama bunu kin gütmedik. Hepiniz kin gütmediğimi biliyorsunuz. Bana ne zaman telefon açtıysanız, hangi kamusal ve kurumsal meseleyi söylediyseniz, Cumhuriyet Halk Partili hiçbir milletvekiline sırtımı dönmeyen, her meselesini eğer kanuni çerçeve içerisinde yerine getiren bir insanım. Biz bundan kin duymuyoruz. O Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki fitne grubu ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grubu teslimadan o fitne grubunun oluşturduğu hadisenin ta kendisiydi. Evet, bir cumhurbaşkanına, ve şurada görün ne yaptıklarını. Hala bitmiş değil. Şu iftiralar, Eskişehir Örfi İdare Komutanı, ismine bile bakmıyorum. Özledim. Ezberledim. Biz çocukluğumuzda böyle büyüdük. Bize Bedi Kireçtepe kimdir diye sorarlarsa Eskişehir Örfi İdare Komutanı olduğunu biliriz. Üniversite imtihanında gelebilecek bir soru olduğunu bildiğimiz için. Bizi ne zannediyorsunuz? Biz demokrasiyi bedava mı kazandık? Bu ülke demokrasi de idamlarla kazanıldı. Bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı hapse girerek kazandı. Evet, bir büyük mücadeleyle beraber kazanıldı. Demin Özgür Özel'in söylediği,
hayatımın en şerefli anlarından birisi olarak gerçekleştirdiğim siyasi hayatımın bir bölümünde, evet, bir şey söyleyeyim Özgür Bey, paranla ne kadar siyaset yaptın bilmiyorum. Paranla ne kadar bir parti yönettin onu da bilmiyorum. Bir partiyi nasıl idare ettin? Kredi kartından bir partinin bütün arabalarının mazotlarını karşıladın mı onu bilmiyorum. Ben bedava konuşmuyorum. Beraber siyaset yaptığım binlerce insan var. Beraber mücadele ettiğim. Ve bir şey daha söyleyeyim. Şirketinden 2 milyonluk, 2,5 milyonluk parayı partiye ne zaman ayırdın onu da bilmiyorum. İstanbul'a döndüğün zaman 2 tane evini sattın. Ondan sonra kiraya çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Biz namuslu adamlarız. Namusumuzu 3-5 tane çıyana yedirmeyiz, bilmenizi isterim. 3-5 tane çıyana yedirmeyiz. Şu attığınız iftiralardan bir tanesi. Bayar'ın 103 milyon lira bankada hesabı çıktı. Yalan. Yalan. Hem de külliyen yalan. Namuslu insanları, onurlu insanları, onurlu insanları, evet, itibarsızlaştırmak için yapılan hikayelerden bir tanesi bu. Ve bu da, burada da köpek davası var. Hani bana söyledin ya, burada da köpek davası var. Ve yine söylemek istiyorum. Sadece ona mı yaptınız? Hayır. Bu da rahmetli Özal. Özal'a dansöz kıyafeti giydirdi bu zihniyet. Bu anlayış. Rahmetli Özal'a dansöz kıyafeti giydirdi. Niye milletle irtibat kuramıyorsunuz? Niye hala %26'dasınız, %25'tesiniz? Son yaptırdığımız araştırmada %21'lerdesiniz. Yanlış bir politikayla beraber gidiyorsunuz. Size bu başlık bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor mu size bu başlık? He? Sultan 1. Turgut'a Anap Sarayı. Hatırlatıyor mu? Saray muhabbeti size bir şey hatırlatıyor mu? Padişah, bunlar size bir şey hatırlatıyor mu? Ve en son Man Adası. Evet. Bakın. Bir şey söyleyeyim. Çok rahat olun. Siz de rahat olun, biz de rahat olalım. Bak burada Cumhurbaşkanımız ne diyor? Diyor ki eğer bizim söylediğiniz yakınların hesabı varsa ben istifa etmeye hazırım. Sizin ve müstevlilerin en önemli amacı, tekrar söylüyorum, sizin ve müstevlilerin en önemli amacı Tayyip Erdoğan'ı siyasetten diskalifiye etmek değil mi? Elinize fırsat geçti. Genel başkanınız çıktı. Bakın, bir gün dahi siyaset yapmasam Türkiye'de bilsin bunu. Namusum ve şerefim üzerine söylüyorum. Bu işin peşini ben de arkadaşlarım da bırakmayacağız. Bunu ispat edeceksiniz. Bu Man Adası'nı ispat edeceksiniz. Genel başkanınız ispat edecek. Evet. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Çantalarca yalanlarınız var. Daha bitmedi. Şunu, bu da mı yalan? Bu yalan mı? Bu. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Oteli almadılar ha. Krom Plaza'yı biliyor musunuz? Sheraton Oteli'ni biliyor musunuz? Bahçeli Evler'de Adale Oteli'ni biliyor musunuz? Size o çerçevede 50 tane otel sayarım ben. 50 tane. Ben İstanbul'da ilçe başkanlığı yaptım. İstanbul'da il başkanlığı yaptım. Aranızdakiler tanırlar beni. Ve orada İstanbul'da neyin nerede olduğunu bilirim. Hangi yalan bu? Hangi otel almaz? Benim jandarma komutanım girdiği, telefon açmak için kapısını çaldığı eve alınıyor da senin genel başkanın niçin bir eve alınmaz? Niçin bir otele alınmaz? Yalan. Ve burada bir şey daha var. 2010 bu, 2010. 2010 sızlanma. Sayın milletvekilleri, 2010 bu, 2010. Bu diyor ki ben diyor darbe olsa tankın önüne çıkardım. Oyuncak tankın önüne mi çıkarsın sen? Oyuncak tankın önüne mi çıkarsın? He? Oyuncak tankın önüne mi? Evet. Daha yalanları bitmedi. Şunu söyleyecek. Biraz önce bana edebiyat, bana müeddeplik dersi veren, edep dersi veren arkadaşlarıma söylüyorum. Sizlere söylüyorum. Bu hükümette 4 tane baylokçu var dedi. Bu hükümette 60 tane milletvekili var dedi. Ben İçişleri Bakanıyım. 4 tane baylokçu bakanı bulsun istifa etmeyen namerttir. Namerttir. He? Namerttir. 60 tane değil. Bak söylüyorum. Bir tane milletvekili AK Partili baylokçu bulsun bir gün görelim.
yapan şerefsizdir. Ne oldu? Ne oldu? Size söylüyorum. Ne oldu? Altın klozet. Eğer bu lafı söyleyeceksen oraya gitmeyeceksin. Milletin evine, külliyeye gitmeyeceksin. Altın klozeti, sarayda altın klozet var diye bir yalanı bütün dünyaya anlatan rahmetli Turgut Özal'ın saray hikayesiyle bu işi birleştirmeye çalışan bir yalan. Bitmedi daha. Peki bu? Bu? Ya. Bunun ne olduğunu gördünüz mü? Peki bu döneklik değil de ne? Bana diyorsunuz ki sen döneksin, bana diyorsunuz değil mi? Ben ne yapmışım? Sizin arkadaşınız söyledi. Bak. Sizin arkadaşınız bana dönek dedi. Şimdi gelelim işin bir tarafına. Bana dönek diyorsunuz değil mi? Sayın ben nereden geldim buraya? Lütfen. Bak, cevaplarını verirsiniz sonra. Samimi bir kanaatimi söyleyeyim. Onu da anlatacağım. 2009 yılında siyaset yapmaya son verdim. Dinlerseniz. Neden olduğunu söyleyeyim. Neden ama olduğunu çok söyleyeyim. Ayıp gerçekten. Bu nedir ya? Kahve mi burası, sokak arası mı ya? Lütfen. 8'in 11. ayında ağzınızın arasından bağırıyorsunuz ya. Demokrat Parti'nin genel başkanı için. Duymuyorum hiçbir şey. Sorduğu sorunun bir cevabını veriyorum da onun için. Dinlerseniz öğrenirsiniz. 2008'in 11. ayında yerel seçimlere gitmeden önce Demokrat Parti'de olağanüstü kongrede kazandığım genel başkanlıktan sonra olağan kongre yaptık. Ve genel başkanlığı aldık. Ve 29 Mart mali seçimlerine gittik. Hedefimiz vardı. %5 oy almazsak bırakacağız dedik. Çok net. Ve 5 aylık genel başkanım. Kongreden sonra. 2,5 yılım var. Kimse bana bırak demiyor. Ama %4 ve ben ne aldığımızı biliyorum. 150 belediye, 50 tanesi ilçe, bir tanesi il. Ve o bahsettiği biraz önce bahsettiği 12 milyon lira. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyası parasının ne kadar olduğuna baksın. Ve ben Anayasa Mahkemesi'nde aklanmış, sizin gibi sınıfta çakmış, sınıfta kalmış yapıda bir insan değilim. Ben partilerin ne yaptığınızı, Kanal Türk'ü nasıl devşirdiğinizi, diğer tarafta neler yaptığınızı hep beraber biliyoruz. Ben ilçe kongresi hesabının nasıl olduğunu bilirim. İl kongresi hesabı nasıl olduğunu bilirim. Çocukluğumdan itibaren bu işlerin içerisindeyim. Ve ifade etmek istiyorum. Evet, kongre kararı aldık. Kararı da genel idare kurulu almadı. Ben bizatihi tek başıma aldım. Onlar direndiler. Ve netice itibariyle kongreye giderken Tansu Çiller bana dedi ki bu partiyi Hüsamettin Cindoruk'a bırakma. Dedim ki ben aday olmayacağım. Ve siyaset yapmak istemiyorum. Bıraktım artık bu işi. Ve ondan sonra rahmetli Aydın Menderes, aramızda biz Demokrat Parti'ye kızımız derdik. O kendi kızı derdi. Kızımızı birilerine bırakma dedi. Yine rahmetli Celal Bayar'ın torunu Profesör Emine Gürsoy Nazkale, isim veriyorum. Eğer bırakırsan bu yanlış olur dedi. Ve ifade edeceğim. Ve yine onun ötesinde Allah rahmet eylesin. Eski İçişleri Bakanı. Evet. Harp okulundan intihar etti denilen Namık Gedik'in oğlu Arda Gedik. Bana uzun bir mektup yazdı. Sadece ben değil. Bu memlekette bu işe inananların hiçbiri sana hakkını helal etmez, bunu bırakma dedi. Ve ben genel başkan olmak istemedim. Eşim şahit, hanımım şahit. Sabaha kadar uyku uyumadığım, sağa sola döndüğüm nadir gecelerden bir tanesidir. Ben yapmak istemiyorum diye. Sabah çıktım, sadece Allah'ın bana bir yüzleşme imkanı ver dedim. Ve o yüzleşme imkanını yaptım. Konuştum, sonucuna da bakmadım. Ve kongre salonunu terk ettim gittim. Ve şunu söyleyeyim. Lütfen. Dediniz ki oturun yerinize. Yerinize oturun. Dediniz ki yerinize oturun. Yerinize oturun. Dinledik be. 80 dakika dinledik be yalanlarınızı.
Dediniz ki herkes yerine otursun lütfen. Şu dediniz ki şu Türgev yalanı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ataşehir'deki Türgev yalanınızı. Yine hatırlıyor musunuz acaba? %26 almazsam bırakırım diye genel başkanınızın söylediği yalanı. Yine hatırlıyor musunuz? Yani YSK ile ilgili attığınız yalanı ve şimdi onunla ilgili karşı karşıya kaldığınız sonucu, YSK yalanını hatırlıyor musunuz Gül Oymak'la alakalı? Yine hatırlıyor musunuz Taner Yıldız'la ilgili attığınız yalanı? Yine hatırlıyor musunuz AÇEP'e giden paralarla ilgili attığınız yalanı? Yine hatırlıyor musunuz İsviçre'de 8 ayrı hesabı Tayyip Erdoğan'ın bulunduğuyla ilgili yalanı? Yine hatırlıyor musunuz? Evet, Cumhuriyet iddianamesinde savcı FETÖ'den tutuklandı. Şimdi bana siz dönek dediniz değil mi? Ben döneyim. Öyle mi? Peki size incitmeden bir şey söyleyeyim ya. İçinizde beraber siyaset yaptığımız arkadaşlar var. Hadi ben sağdan sağa geldim. Demokrat Parti'den AK Parti'ye geldim. Tayyip Erdoğan bizi sağa sola yemettirmedi, kendisi topladı bu ülkeye hizmet etmek için. Peki ben sağdan sola geldim. Peki benimle aynı sıralarda siyaset yapan ve yıllarca CHP'ye karşı siyaset üreten arkadaşlarım sizle beraber, onlar sağdan sola geldiler. Peki 1980 öncesi ülkücü olanlar sizle beraber. Öyle mi? Söylerim. Ve yine öyle mi? Onun için dönek demiyorsunuz. Öyle mi? Onlar dönek değil. Siz kendi arkadaşlarınıza içinizdekileri söyleyemediğiniz için benim üzerimden söylüyor ve hakaret ediyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ve yine hakaret dosyası. Bunlar da hakaretler. Belki hatırlarsınız diye bunları da tek tek size anlatacağım. Siz hangi hakaretleri yapmışsınız? Öyle mi? Evet. Tayyip Erdoğan'ın kandan beslenen birisi olduğunu hakaret etmişsiniz. Hırsız demişsiniz. Hükümet eşittir hırsızlık. Yetmedi. Engerekle çıyanlar demişsiniz. Hakaret Temel Kılıçdaroğlu söylüyor bunları. Başkaları değil. Yine onun ötesinde söylemek istiyorum. Evet. Cezai ehliyeti yok demişsiniz. Ne demek istediğinizi biliyorsunuz herhalde. Yine zihinsel engelli demişsiniz. Daha yetmedi. Yine milletin anasını belleyenlerin adayı demişsiniz. Daha yetmedi. Namussuz demişsiniz. Gerizekalı demişsiniz. Cahil demişsiniz. Şerefsiz demişsiniz. Diktatör bozuntusu demişsiniz. Öyle mi? Öyle mi müeddepler? Öyle mi edepliler? Daha densiz, ahlaksız, din tüccarı, ahlaktan uzak demişsiniz. Daha yeter. Bu vatana ihanet eden birileri arıyorsanız bunlar vatan haindir, sarayda oturanların başıdır demişsiniz. Daha yetmedi. Daha ötesi var. Reyhanlı'da ölen 51 kişinin katili Recep Tayyip Erdoğan'dır demişsiniz. Daha ötesi var. Bak, kan dökülmeden başkanlık gelmez demişsiniz. Daha ötesi var. FETÖ'ye, PKK'ya, IŞİD'e yataklık eden saray ve AKP demişsiniz. Evet. Ve yine daha ötesi var. Daha da ayıbı var. Kürsüde konuşurken benim adımı yolsuzlukla anarsan ana demişsin, kalmışsın. Daha ötesi var. Küfür etmeye ramak kalmış. Daha ötesi var. CHP'liler, evet, sizin grubunuz bizim hepimize Tayyip'in piçleri demiş. Sesinizi çıkarmamışsınız. Yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Evet. En son ahlaksızlık da bu. En son. Evet. Aile Bakanı. Bakın hanımlar, size söylüyorum. Sesiniz niye çıkmıyor? Sayın Milletvekili, Aile Bakanı, lütfen. Birilerinin önüne yatmış vaziyette demişsiniz. Şimdi Sayın Milletvekilleri, lütfen. Bitiyor. Sakin. Bitiyor. Bak, öğrenin. Kaset kumpasından, hani ben aday olmayacağım deyip de evin önünden çıktıktan sonraki
Kaset kumpasından 122 baylokçu çıktı. 122. 122 baylokçu. Yetmedi. Bunu kim söylüyor? Bunu ben mi söylüyorum? Hadi ben muhalifim size. Bunu kim söylüyor? Bir gün Ayman Güler ne diyor? Dediği çok basit. Evet. 30 Mart seçimlerinde cemaat ne diyor? CHP ittifak etti diyor. Evet. Yine. Evet. Bu kırmızı baylokçu danışman kimin? Kimin bu kırmızı baylokçu danışman? Kimin? Kılıçdaroğlu. Yine. Evet. Bu Ekrem Dumanlı ile oturan kim? Kim? Tarihi ne? Tarihi. 17 Mayıs 2015. Tarihi ne? Buna cevap verin. Tarihi. Bu. Buna kim? Sen bunun tarihine bak. Tarihine. Bu kim bu? Bu. Koza İpek ziyaretini. Koza İpek ziyaretini. Evet. Gözyaşları. Arkadaşımızın gözyaşları. Evet. Arkadaşımızın gözyaşları. Evet. Şunu bildiniz mi? Şunu bildiniz mi? Şu FETÖ raporu. Bir dakika ek süre veriyorum. Devam edin siz. Şu FETÖ raporu. 15 Temmuz 2016 tarihli. Evet. Siz bu FETÖ raporunda meclis komisyonunun kararıyla, burada okumayacağım size. Ama alıp okuyun, ama milletimiz bilsin ki bu FETÖ raporu diyor ki 17-25 Aralık'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ terör örgütüyle işbirliği yapmıştır. Bu raporda vardı. Bu raporda. Bu rapordan sonra sizin milletvekiliniz, komisyon milletvekiliniz Aytun Çıray var ya, Aytun Çıray. Evet, diyor ki biz, bakın, ortada bir darbe girişimi yok. Bu konuda önceden hazırlanmış bir senaryonun hayata geçirilmesi söz konusu. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Ortada gerçekten bir darbe girişimi olduğunu söylüyoruz. 13 Ekim 2016 komisyon raporlarında. Sonra kontrollü darbe lafını size kim üfledi onu söyleyeceksiniz. Kim üfledi? Bunu hatırlıyor musunuz? Bankasya'yı. Yine. Sayın Bakan, bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. Hiçbir şey duymuyorum. Şunu son söyleyeyim. Bir dakika şunu, Sayın Bakan. Sayın Ektaş'ı dinliyorum lütfen. Az önce konuşmaları... Eğer aklımız susarsa duyacağım. Az önce sıkıntılar konuşmacılara sataşma var diye olduğunda ara verdiniz, kestiniz. O kestiğinizde konuşmacılara makul süre verdiniz. Biliyorum. Lütfen Sayın Bakan'a 80 dakika iftira attılar. Onun da cevabını vermesi gerekiyor. Biliyorum. Sözünü kestim, süresini aldım. Biliyorum. Devam edin. Pardon, buyurun. Bak Sayın Engin Altay, burada konuşma yaparken dediniz ki hangi grup bağırırsa orada bir rahatsızlık var dediniz. E dönsenize Veli Ağababa'ya. Ben Sayın Bakan'a 80 dakika eleştirdik. Eleştirilerimizin... Sayın Bakan an itibarıyla eleştirilerimizin hiçbirine cevap vermedi. Sizce de uygunsa 3 dakika verin, eleştirilerimize cevap verin. 3 dakika veriyorum. Peki, tamam. 5 dakika verin Sayın Bakan. 3 dakika Sayın Bakan. Susarsanız 3 dakikada bitireceğim. Susturacak mısın? Bu son ondan sonra eleştirilere cevap vereceğim. 06 Aralık 2013 tarihinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidiyor. Bu tarih size 17-25 Aralık'ı hatırlatıyor mu? Zekeriya Öz konusunda Genel Başkanınız benden 2,5 yıl sonra sahip çıktı. 2,5 yıl sonra. FETÖ'yle
FETÖ ile ABD'de 17-25 pazarlığı. Bir şey hatırlatıyor mu bu size? Kimle görüştü burada? Şimdi Vedat Demir diye bir şey söyledin değil mi? Şimdi bizim grubumuzda dinlesin. Sana şöyle söylemişler. Vedat Demir'i Demokrat Parti'nin genel idare kuruluna birileri koydu değil mi? Öyle. Bak. FETÖ projesi dedi. Vedat Demir'in bak. Bak sana ben Vedat Demir'i anlatayım. Çok kim da şaşıracaksın. Sayın Bakan lütfen. Koltuğunun altına da kitap alacaksın. Vedat Demir, ben 1983'te 14 yaşındayken Doğru Yol Partisi'nin gençlik kollarındaydım. Vedat Demir Gazi Osman Paşa'dan, ben Beyoğlu'ndan doğu. Vedat Demir Yeni Asya cemaatine intisaplıdır. Doğru Yol Partisi'ni bilenler bilir, Bülent Bey burada bilir. Doğru Yol Partisi Kutlularla, Yeni Asya cemaatiyle beraber siyaset yapma kabiliyeti olan bir anlayıştaydı. Bunlar da oradaki çocuklardı. Yıllarca beraber siyaset yaptık. Onlar Yeni Asya cemaatini, biz gelenekten Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi'ni temsil eden bir arada olduk. Ve Vedat Demir'le 1990 yılına kadar, gençlik kollarına kadar beraber siyaset yaptık. Ve ben Vedat Demir'i ilçe başkanı olduktan sonra da görmedim. Size bir şey söyleyeyim. Vedat Demir'i nerede gördüm biliyor musunuz? He? Yıllar sonra Vedat Demir'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olan ve gülme. Bak, bilmediğine gülme. Üzülürsün ya. Vedat Demir'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olan, gazeteciliğinde duayeni olan, sizin açınızdan Oktay Ekşi'nin yanında gördüm. Oktay Ekşi basın konseyi başkanıydı. Oktay Ekşi onu kendine Türkiye'deki en iyi iletişimci diye basın konseyi genel sekreteri yaptı, bizatihi kendisi ifadesi. İki, söyleyeyim. Hayır. Ben Oktay Ekşi'yle bunu defalarca konuştum, o zaman Vedat'la konuşmuyordum. Vedat 2008 yılında Demokrat Parti'nin genel idare kuruluna ben aldım, doğru. Akademisyen diye. Veriyorum söz. Devam edin Sayın Bakan. Akademisyen diye. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ve Yeni Asya orada akademisyen diye ben aldım. 2009'da onun akademisyenliği bitti. Daha doğrusu görevimiz bitti. Vedat 2010 yılında, Vedat'ın tek bir özelliği var, herkes bilir bunu. Kaç yılına kadar? 2013 yılına kadar. Doğumundan itibaren antifetöcüdür. Bak, antifetöcüdür Vedat. İyi bilirler. İyi soranlar, bak, antifetöcüdür. Ne zaman? 2010'da biz referanduma çalışmaya başladık mı? 40 kişi bir araya geldik, arkadaşlarımız, Demokrat Parti'de siyaset yapan. Herkese uyarılarda bulundum. Vedat'a dedim ki, bu Zaman Gazetesi aleyhine ve Ekrem Duman'ın aleyhine konuşmayacaksın. Neden? Biz bir çalışma yapıyoruz. Evet'e çalışıyoruz. İşi bozma. Ve beraber bir çalışma yürüttük. Ne zaman ki Vedat Amerika'ya gitti. Amerika'ya gidene kadar da birlikteydik. İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi'nden Amerika'ya gitti. Amerika'da, bunu da bizim arkadaşlarımız, herkes bilir, Vedat orada Fethullah Gülen'in cemaatine intisap etti. Ve biz hepimiz Vedat'a ayıpladık. Twitter'dan Vedat'ı Amerika'da bir noktadan sonra kınadık. Ve yanlış yapıyorsun dedik. Ne zaman Türkiye'ye geldiğini, ne zaman içeri girdiğini, ne zaman içeriden çıktığını hiç beni ilgilendirmiyor. Babam olsa FETÖ ile ilişkiliyse gereğini yapmazsak namerdiz, o kadar açıktı. Başverin o işleri. Bir şey daha söyleyip kapatıyorum. Bir müsaade. Son bir dakika uzatmayacağım şöyle, sürenizi lütfen. Bir iddia daha bulundu. Dedi ki finansını o referandumdaki finansı kim sağladı? Değil mi? Bu iddiada bulundun değil mi? Biraz önce bana birçok mesaj geldi. İlk toplantıya Tire'de başladık. Tire'de Ataşehir'i özel çağıracaklar, beni anlatacağım. Gel sonra da anlatacağım. İzmir'de ilk toplantıyı Tire'de yaptık. Tire'de arkadaşlarımızın parası yoktu.
de nasıl para toplayacağız da salon tutacağız diye düşünüyorlardı. Tarihi bir hikayedir. Ve bu tren herkes tarafından bilinen bir hikayedir. Toplantı yaparken köyden Mehmet Ali amca diye bir adam geldi. Hiçbir şey sormadı. Biz çünkü hasbi yola çıkmıştık. Bu memlekette bir daha idamlar olmasın diye yola çıkmıştık. Ve bu oyunu siz bozdunuz, biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'ne gidip HSYK işiyle siz bozdunuz. Ve yine ifade etmek istiyorum. Hasbi yola, hasbi yola çıkmıştık. Evlatlar paranız yoktur, bir 500 lira verelim demiş. Ve yine orada Gökçe, babası çim adam satıyordu. Lokantaya olan borcumuzu da babasının çim adamlarıyla beraber takas yaparak kapattı. Sonra Çorum'da arkadaşlarımızla beraber oturduk ve para topladık. Bizim ses arabamız yoktu. 50 tane vilayete kendi imkanlarımızla beraber gittik. Biz namuslu adamız ve biz açık adamız. Buyurun, yani daha süre veremem. Sayın milletvekilleri lütfen, 8 dakika süre verdim. 9 oldu. Lütfen. Sessiz kalın, dinleyelim. Teşekkür ederim Sayın Bakan.